Merhaba arkadaşlar, Gamer'de bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight merak edilenler videosundan hepinize selamlar. Çok uzun süredir bu seriyi devam ettiremiyorduk. Çünkü neredeyse her şeyi göstermiştik. Fakat zaman geçtikçe oyuna bir sürü yeni katil, bir sürü yeni perk eklendi. Ve bizim de aklımıza takılan birkaç şey oldu. Burada göstereceklerimizi belki biliyor da olabilirsiniz. Fakat yine de böyle güzel, keyifli bir merak edilenler videosu neden çekmeyelim dedik. Şimdi ilk olayımız çok kısa bir süre içerisinde jeneratör bitirmek. Bunun için direnç, kısa yol, ürperti ve kedi fare perklerini taktık. Toolbox olarak mühendis alet çantası aldık. Ve eklentilerine de yuva somunlarıyla temiz kumaş parçası eklentisini taktık. Bunu gördüğünüz gibi ekipteki herkes yaptı. Ben hazırım kendi köşemde. Skeç'e kaçırmamanız lazım. Tamam. Tamam. 1, 2, 3. Oğlum. Abi. Senin kafanı sikeyim. Evet gençler, şimdi kedi fare perkünü 4 stack. Kısa yol perkünde 18 stack yaptık. Tek bir skillcheck tutturuşumuzda Brand New Part'tan daha fazla etki yaratacak. Ve bunu herkes yaptığı için çok kısa bir süre içerisinde jeneratörü bitireceğiz. 1, 2, 3. Tutturdum. Tutturdum. Oluyor mu? Ay. Bana var ya, bana skillcheck sormadı ya. Sorsa. Bana da sormadıydı. Evet gençler, buraya zaten kronometre koyarım. Gördüğünüz gibi 3-4 saniyede bitirdik jeneratörü. Ki iki kişiye skillcheck sormadı. Bir de onlara sorsa siz düşünün, yani 1-1,5 saniyede jeneratörü bitireceksiniz. Evet gençler, şimdiki olayımız da şu. Kararını ver perk'ü var biliyorsunuz ki. Katil kancaya belli bir uzaklıktayken birisini aldığınızda tek yeme efektine giriyorsunuz. Peki bu efekte girdiğimizde zombiler bize tek atabiliyor mu? Bunu deneyeceğiz. Katilin belli bir uzaklığa gitmesi gerekiyor. Şimdi kancadaki kişiyi alıyorum. Ve gördüğünüz gibi kararını ver perk'ü aktif oldu. Şu an full'üm, yaralı değilim. Bakalım zombi bana tek atabilecek mi? Bizimkiler zombiyi serbest bırakırsa. Şöyle bir bakalım. Hayır arkadaşlar, kararını ver perk'ü zombiler için işe yaramıyor. Eğer öyle olsa çok güçlü olabilirdi. Gençler, şimdiki olayımız ise şu. Siz kancada asılıyken son jeneratör bittiği zaman adrenalin perk'ünüz varsa fulleniyorsunuz. Yani kancadan alındığınız zaman full, sağlıklı bir şekilde hayatta oluyorsunuz. Biz de şunu düşündük. Kancadayken adrenalin çalışıp fullenirsek, aynı zamanda da Barov perk'ü ile alınırsak, bakalım full olmamıza rağmen Barov etki edecek mi? Yani katil bize vurduğunda yaralanmak yerine herhangi bir efekte mi gireceğiz? Buna bakacağız. Ve şimdi son jeneratörü bitirip adrenalin perk'ü ile kancadayken fulleneceğim. Evet, adrenalin çalıştı. Şu an fullendim ve Barov ile kurtarılacağım. Şu an full'üm gördüğünüz gibi. Ve bana vurmasına rağmen Barov çalışmadı arkadaşlar. Yaralandım. Fakat derin yara efekti girmedi. Gençler, sıradaki olayımız da şu. Gerçekten çok merak ettiğim ve cevabını bilmediğim bir şey. Anahtarınıza eklenti takarak katilin yerini görebiliyorsunuz sağ tıka basılı tuttuğunuzda. Fakat bunu özellik kullanırken görünmez olan bir katile karşı uygularsak, örneğin Spirit, o katil özellikteyken katili görebilir miyiz? Bunu deneyeceğiz. Evet gençler, şu an Spirit özelliğine geçti ve Spirit'in kendisini görüyorum. Özelliğini nereye kullandığını görmüyorum. Sadece olduğu özelliği kullandığı yeri görüyorum. Yani görünmez olan katilleri özelliğindeyken göstermiyor. Evet gençler, sıradaki olayımız şu. Leon'un ses bombası perk'ü ile katilin sırtından adam kurtarabilir miyiz? Ses bombamı ürettim. Bunun cevabını birçoğunuz biliyordur. Fakat oyunu bilmeyenler ve oyuna sahip olmayanlar için göstermek istiyorum. Evet gençler, şimdi ses bombamı bırakacağım. Ve gördüğünüz gibi katilin sırtından adam kurtarmanıza yarıyor. Sonuçta aynı el feneri etkisi gösteriyor. Evet gençler, sıradaki olayımız şu. Nemesis'in zombileri acaba biz dolaba girdiğimiz zaman ne yapıyor? Dolapta herhangi bir etkileşime giriyorlar mı? Evet gençler, şimdi dolaba girdim, bekliyorum. Ve hiçbir şey yapmadı. Yani dolap zombileri çözüyor gibi. Bak, tekrar triggerlandı gibi bir şey oldu ama hayır, yok. Benimle hiç ilgilenmiyor. Bir diğer olayımız da şu. Zombilere palet stun atıp onları öldürebiliyoruz biliyorsunuz ki. Peki zombiye head-on atarsam onu öldürebilir miyim? Şimdi hemen deneyeceğim. Ve gördüğünüz gibi head-on atarak zombiyi öldürdüm arkadaşlar. Head-on da biliyorsunuz ki palet stun yerine geçiyor diyebiliriz. Evet gençler, sııradaki olayımız ise şu. Nemesis seviye 2'deyken palet kırabiliyor biliyorsunuz ki özelliğini kullanarak. Ve ben her şey mübah perk'ü ile devrilmiş bir paleti tekrar kaldırırken Nemesis özelliğini atarsa ne oluyor? Buna bakacağız. Evet arkadaşlar, şimdi denememizi gerçekleştiriyoruz. Ve ne oluyor lan? Ha? Oğlum kaldırdım, ne oldu lan? Evet, elin bu arada şey oldu, kaldı öyle. Evet arkadaşlar, boşluğu kaldırdım. Palet kırıldı gördüğünüz gibi. Fakat animasyonum iptal olmadı. Bana değmediği için attığı özellik. Böyle boşluğu kaldırmış gibi ilginç bir şey oldu. Gerçekten hoşuma gitti.
Gençler, sıradaki olayımız şu. Normalde bitkin durum efektindeyken diğer yorgunluk perklerini kullanamıyorsunuz. Yani diyelim ki Sprint Burst kullandınız ve bitkin efektindesiniz. Bitkin efekti bitene kadar Dead Art atamıyorsunuz. Fakat adrenalin bir maç sonu perkü olduğu için bakalım bitkin efektindeyken adrenalin çalışıyor mu çalışmıyor mu? O dostumum aktif. Stun'ımı attım ve gördüğünüz gibi sağda bitkin efekti başladı. Yani şu an bitkinim. Peki son jam bittiğinde adrenalin çalışacak mı çalışmayacak mı? Şimdi göreceğiz. Bitkin efektinde olmama rağmen. Son jam bitti ve gördüğünüz gibi adrenalin çalıştı arkadaşlar. Bitkin efektinde olmama rağmen bu herhangi bir şey etkilemedi ve adrenalin çalıştı. Gençler, sıradaki olayımız ise şu. Bu daha önce de vardı, elbet denk gelmişsinizdir. Biz de denk geldik. Hag ile bir palete tuzak attıktan sonra o palet devriliyor ve ardından tuzağınıza ışınlanıyorsunuz. Bu şekilde paletin içine girebiliyorsunuz. Bu kaldırıldı mı, devam mı ediyor veya ilginç bir şey yaşar mıyız bilmiyoruz. Bu yüzden denemek istedik. Çömelerek şu tarafa bloklayın beyler. Geldim. Lan. Tepede doğdun. Aha. Oraya trap atabiliyor muyum? Peki kanka, tepeyi de bloklasak? Ha. Atıyorum, atıyorum. Nereye attın ama? Nereye attın lan? Ha? Aha. Evet arkadaşlar, şuraya trap atabiliyorum. Ve buna ışınlandığım zaman buranın üstüne çıkıyorum. Paletin de bir tık üstüne çıktım. Oğlum ben şu tarafa doğru inemiyorum orada. Kaldım burada. Bir taraftan inemiyorum. Buraya inebiliyorum ancak. Lan bu çözümlerin gerçekten harika a**a koyayım ya. Nasıl aklıma gelmez anasını satayım. Bu taraftan inebilirsin diyor ya. Sanki ben onu soruyorum anasını satayım. Oradan şu soldaki bir dolaba. Lan. Gençler, sıradaki olayımız şu. Steve'in sık dişini diye bir perk'ü var. Bir kurbanı tam bir heal kademesi boyunca iyileştirdiğiniz zaman perk'ünüz aktif oluyor ve kancadan kurtulduğunuz zaman sakat durum etkisi altında oluyorsunuz. Peki bu perk aktifken biz kancadayken adrenalin çalışırsa, yani fullenirsek, ardından takım arkadaşlarımız bizi aldığı zaman full bir şekilde mi devam ederiz yoksa sakat durum etkisi altında mı oluruz? Bunu deneyeceğiz. Jhin'im bitecek ve adrenalin çalıştı arkadaşlar. Şimdi beni kancadan alıyorlar ve full bir şekilde olmama rağmen gördüğünüz gibi sakat durum etkisi var yanımda. Böyle ilginç bir bug da diyebiliriz, bilmiyorum. Yani tam olarak mantıklı bir açıklaması yok aslında. Zaten fullüm, hani zaten iyileşemeyeceğim. Fakat yanda iyileşemez diye bir işaret var. Bunu da Discord'dan abonemiz yazmıştı. Kendisine teşekkür ediyorum. Gerçekten ilginç bir olaymış. Gençler, sıradaki olayımız da şu. Spirit phase atarken, yani ışınlanmasını kullanırken ona stun atabilir miyiz? Bunu deneyeceğim. Şu an özelliğini kullanıyor görünmez modda. Ve Spirit görünmez olmasına rağmen dolabın önündeyken ona stun atmayı başardım arkadaşlar. Evet gençler, sıradaki olayımız ise şu. Eskiden kurbanlar üst üste atladığı zaman birbirlerinin tepesine çıkabiliyordu. Şimdi ise şöyle, bir kurbanın üstüne atladığınız zaman o kurbanla iç içe giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi ekipteki herkes Cloud'u aldı. Ve tüm kostümleri, ayakkabıları, işte her şeyleri aynı. Dördü iç içe girecek yüksek bir yerden atlayarak ve tek bir bedende buluşacaklar. Ben de oraya doğru bir M1 sallayacağım. Bakalım hasar kime gidecek? Dördüne birden vurabilecek miyim? Hadi atla. İçine atla. Tamam, gel şimdi içime gir iyice. İyice içine gir, tam oturttur onu. Ver, iç içe oğlum, değilsiniz, bekle. Ne yapıyorsunuz? Oğlum içime girsene. Kim bu? Üst, en üstteki kim? Devam, benim. Atla. Evet. Tamam. İzzayı oturtmamız lazım, bir dakika. Oğlum ne kadar katil gibi bir şey oldu, ne kadar korkunç oldu. İleri gideceğiz. Bir dakika, bir öne bak. Evet arkadaşlar, ne yapmaya çalıştığımızı anlamışsınızdır. Böyle dört başlı yılan gibi çirkin, korkunç bir şey oldular. Aa, öne baksın biri, arkaya bakıyorum malum biri. Hayır, hayır, siz sadece öne bakın, ben bir ayarlayayım izleyi. Yani olur gibi ya, ne bileyim. Olur, tamam kalk, tamam oturma kalk. Oğlum şurada bir testere atacaksın var ya. Niye ben kodumun? Evet gençler, ilk hit Akko'ya nasip oldu. Şöyle yandan durayım, Akko'yu düşürdük. Mesela şuradan vurayım. Bu da kim gitti? Godes'e gitti. Peki diğer taraftan vurunca da mı ona gidiyor? Aa yok, bak bu sefer Ibo'ya gitti mesela. Buradan vurunca da Mami'ye gitti. Hey maşallah. Evet arkadaşlar, üçü birden trap'in içindeyken trap'i açıyorum. Evet, böylece günün cenabetini seçmiş olduk. Böyle bir şey niye yaptınız diye sorabilirsiniz. Biz de bilmiyoruz. Gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. Ne yaptık anlamadım. Evet arkadaşlar, sıradaki olayımız ise şu. Victor'u kör edebiliyor muyuz? Bakalım, Victor'a flash tutacağım. Şu şekilde Victor'u kör edebiliyorsunuz arkadaşlar. Küçücük boyuna rağmen şu mazlumdan ne istediniz diyoruz. Sıradaki olayımız da şu gençler. Bunun sonucunu tahmin edebiliyorum. Fakat yine de göstermek istiyorum. Victor'a palet stun attığımızda ölüyor biliyorsunuz ki. Peki head-on atarsak ne olur? Head-on'um aktif. Victor dibimde. Ve gördüğünüz gibi head-on attığım zaman Victor'u stunladığım için ölme animasyonuna soktum. Gençler, sıradaki merak edilen olayımız ise şu. Charlotte Victor'u kontrol ederken, gördüğünüz gibi Victor'u kontrol ediyor. Charlotte'a stun atarsak ne olur? Evet, katilimiz Victor'u kontrol ediyor. Charlotte katilimizin kontrolünde değilken
Ona stun atarsak ne olur? Charlotte uyandı arkadaşlar. Stun attığınız yere doğru onu çekebilirsiniz. Victor'un kontrolünden çıkıyor. Evet kanka, baştan söyle. Base camp yapacaksanız kanka. Pencereye attırıyorsunuz kendinizi. Tekmeleyebiliyor musun buradan? Kanka gördün mü? Şimdi yapabiliyor musun? Şimdi olmayabilir. Dur ben deneyeyim. Yok. Yapılmıyor. Aynen bak. Burada hem adamları duyabiliyorsun gelip gelmediklerini. Evet arkadaşlar, bonus taktik olarak buradan Mami'ye de teşekkür ediyoruz. Victor ile Basement Camp için böyle bir şey yapabilirsiniz. Öldüremiyorlar Victor'u. Ve Victor burada olduğu için Charlotte'u kontrol ederken buraya kimin girip çıktığını anlayabiliyorsunuz. Victor'un sensinden. Gençler, sıradaki olayımız çok ilginç bir olay. Tabi eğer başarabilirsek. Olay şu. Hatch henüz spawn olmadan Hatch'in nerede çıkacağını anlayabiliyorsunuz. Bu da şöyle. Haritada gezerken karakteriniz böyle bir tümseye çıkmış gibi yerden hafif bir şekilde yükseliyorsa maç sonunda Hatch orada çıkacak demektir. Şimdi biz arayacağız. Bu dediğimizi bulabilirsek kanıtlı bir şekilde sizlere sunacağız. Evet gençler, dediğimiz yeri bulduk. Gördüğünüz gibi şu an karakter hani düz yol olmasına rağmen bir çıkıntıya çıkmış gibi bir hal alıyor. Gördüğünüz gibi zaten diğerleri açısından gösterelim. Ayakları yerden kesiliyor. Şu şekil görebilirsiniz. Yere basmıyor. Yani Hatch burada çıkacak demektir. Bunu teyit etmek için bütün canları bitireceğiz. Bakalım doğru mu? Evet, şimdi son jeneratörümüz bitecek. Çok büyük heyecanla bekliyorum derken Hatch gördüğünüz gibi arkadaşlar önümüzde spawn oldu. Şu şekil gördüğünüz gibi az önceki tümsek de bu. Az önceki tümseğin olayı da bu. Daha önceden yüklendiği için burası. Haritada gezerken Hatch'i görmemenize rağmen bu tümseğe çıkıyorsunuz. 5 jeneratör olmasına rağmen Hatch'in yerini doğru tahmin ettik. Zaten sizler de kanıtlı bir şekilde gördünüz. Evet gençler, sıradaki olayımız şu. Wraith ile pelerinden çıktıktan sonra bir boost kazanıyorsunuz. Bu boost'u kullanarak şu dağın tepesinden şuradaki kutunun üstüne uçacak Mami. Ve ardından paleti devireceğiz. Burada ona bir yol yapacağız. İşte palet kaldırma perk'ü ile Mami oradayken paleti kaldıracağız vesaire. Birkaç ilginç şey deneyeceğiz. Hani bu tamamen doğaçlama gerçekleşecek. Yapıyordum lan. Deviriyorum. Geç bakayım palete. Kaldırıyorum. Okay. Oha. Kaldır. Uçsan ya bir anda havaya. Ya beyler, şunlara kafanız çalıştığı kadar anasını. Sen oradayken volt atsam seni aşağı mı düşürüyorum? Beni ittirirsin birazcık. Peki yavaş yavaş atsam? Dur, kaldıracağım, ben kaldırayım. Kaldır. Kakam geri. Salak. Lan ne oldu? Aha, paletin üstüne çıktı. Lan düşürme tekrar. Lan oha. Gençler, sıradaki olayımız ise şu. Dead Art ile biliyorsunuz ki birçok şeyi dodge'layabiliyorsunuz. İşte Leatherface'in testeresinin içinden geçiyorsunuz. Huntress'in baltasını dodge'layabiliyorsunuz vesaire. Peki piramidin tellerinden Dead Art ile geçebiliyor muyuz? Buna bakacağız. Dead Art'ımı attım. Fakat piramidin tellerinden Dead Art ile geçemiyorsunuz arkadaşlar. Piramidin tellerinden geçmenin tek yolu şu şekil eğilmek. Eğildiğiniz zaman tele basmamış oluyorsunuz. Tek counter'ı bu yani. Gençler, sıradaki olayımız yine adrenalinle ilgili. Trapper'ın tuzağına bastığımız zaman yaralanıyoruz biliyorsunuz ki. Peki tuzaktayken son jeneratör bitip adrenalin çalışırsa tuzaktan kurtulduğumuzda yaralı mı oluruz? Sağlıklı bir şekilde mi oluruz? Bunu deneyeceğiz. Trap'teyken adrenalin mi yapalım? Gerizekalı. Sen niye basıyorsun Akop? Adam basacak ama. Hadi şuraya doğru git bak, orada mıyım ben, bak bak gel bakayım. Nereye? Öyle git bak bakayım şu ileride miyim ben acaba, değil miyim? Tamam. Aynen seni bak. Ahmet oldu. Tamam bekle. Evet, şimdi tuzağımıza bastım. Jeneratör bitirildi. Adrenalin çalıştı ve fullendim. Bakalım tuzaktan kurtulduktan sonra ne olacak? Tuzaktan kurtulursam arkadaşlar olacak bir şeyler. Ve tuzaktan kurtulduğumda gördüğünüz gibi adrenalin etkisini gösterdi. Yaralı değil, sağlıklı bir şekilde yoluma devam ettim. Evet gençler, son olayımız ise şu. Diğer merak edilenler videosunda bir şey denemiştik. Katil moru çekerken katili kör etmeyi denemiştik. Fakat animasyonda olduğu için herhangi bir etkisi olmamıştı. Şimdi şunu deneyeceğiz. Katil moru işlemine başlamadan önce kör edeceğiz. Ve katil körken moru atmaya başlayacak. Bakalım o zaman ne oluyor? Evet gençler, şu an kör oldum. Moru'ya bastım. Ve şu an kör bir şekilde moru atıyorum gördüğünüz gibi. Şimdi açıldı gözlerim ama moru'yu göremedik. Yani moru'dan önce kör ederlerse kör bir şekilde devam ediyoruz moru'muza. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir videoydu. İlerleyen zamanlarda Merak Edilenler serisinin devamını da çekeriz.
yeni şeyler eklendikçe. Sizin de merak ettiğiniz ilginç veya mantıklı şeyler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi eğlenceler.